10 yıl önce eşimden ayrıldım. Daha sonra bir fabrikada çalışmaya başladım. 7 yıl çalıştım. Ondan sonra kendi aracımla bir trafik kazası geçirdim. 3 yıl oldu kaza geçireli de. Kazadan sonra rapor vermek zorunda kaldım. 1 yıl raporla geçindik. Ondan sonra da işsizlik maaşına başvuru yaptım. 8 ayda işsizlik maaşı aldım ve 4-5 aydır da çok mağduruz. Kızım üniversiteye gidiyor. Oğlum fen lisesinde okuyor. Oğlumun bursuyla bir ekmek parası yapıyorum. 4-5 aydır da komşularımla, belediyedekiyle yani ocağımı taşırmaya çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çünkü oğlum liseye gidiyor. Yani genç bir çocuk. Faturam gelmiş, elektriğim kesilecek. Nasıl ödeyeceğim bilmiyorum şu anda. Hiçbir gelirim yok. Yani ne yapacağımı bilmiyorum artık. Kızım orada okuyor, gurbette öyle. Oğluma hiç harçlık veremiyorum. Yani oğlum bir yerden canı bir şey istese alıp yiyemiyor. Bir dışarıdan yemek bile yiyemiyor. Arkadaşları sürekli yemeğe davet ediyor. Ama benim oğlum gidemiyor. Arkadaşlarına uyum sağlayamıyor. Kızıma harçlık gönderemiyorum. İşkur'dan gidip ben iş başvurusunda bulunsam ben 1-2 saatten fazla oturamıyorum. Yani fiziksel engelim olduğu için oturamıyorum. Yani çalışamıyorum. Sigortam tam dolmadığı için mahallen emekli olamıyorum. Sigortam eksik geliyor. Gözüm için tedavi olmak istiyorum. Düzelebiliyor ama param olmadığı için gidemiyorum. Çünkü ekmek parası bulamıyoruz biz. Yemeğimizi yiyemiyoruz. Bu gözümü en son düşünüyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum artık. İşte bakın bu dolabım bomboş. Ben oğluma ne yapıp ne yedireceğim? Sadece unla yoğurt var. Ne yapabilirim? Siz söyleyin. Söyleyin.